Herkese merhaba tekrar. Bir takım mevzuların ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Farklı Evren'den Berke var. Bu programı aynı zamanda Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. Aşağı link bırakıyorum. O zaman hemen konumuza geçelim. Cüneyt Özdemir'in Çıplak dizisi hakkında attığı tweet. Evet. Ee, anlatmak ister misin? E, i̇sterim. Şöyle e, Cüneyt Özdemir bir tane bu bir buçuk saatlik falan yaptığı videolarından birinde e, dizden bahsediyor. Böyle bir dizi varmış ben bunu nasıl kaçırdım İşte yeni gördüm. İşte gençler siz işinizi biliyorsunuz he falan tarzı şeyler söylüyor. Hani şey gibi böyle bir porno muamelesi yapıyor anlım kadarıyla. Bir <laughs> zamanında... falan yapmış değil mi? <laughs> Öyle mi? Onu bilmiyorum bak. Tam yani, Twitter'da var, okudum. Ben. Twitter'da yazıyorsa doğrudur zaten. E, doğrudur kesin. Yani. <laughs> e, i̇şte şey e, ama beğendiğinde söylüyor bu arada. Ben beğendim falan diyor. Açın izleyin diyor. Sonra ne gerek varsa bilmiyorum. Bir de Twitter'dan duyurma ihtiyacı hissediyor. Ve şey diyor. E, Rütük Başkanı'nı mentionlayıp bu diziyi görmedin mi? Nasıl gözden, gözünüzden mi kaçtı falan diyor. Ve bunun üzerine işte kaç bir saat sonra mı yani dakikalar içinde mi emin değilim ondan <laughs> Blue TV kataloğundan çıplak dizisi kalkıyor. Ya yani şöyle Blue bir TV parantez yapmıyor. pasta yes. sözünü kestim ama evet. e, Blue TV daha geçen Friends yayınlandı diye duyurdu. Ben işte heyecanla açtım iki saate falan Friends eklendi. <laughs> Ama Cüneyt Özden'in tweetinden bir saat içinde koca diziyi silebildiler yani. Evet. İnanılmaz gerçekten. Bir gün boyunca yani... açıklama yapmadı. Şöyle bir de tezatlar oluyor. Canlı destek ekibine birisi sorduğunda lisans anlaşması bitti diyor. Bunun paralelinde Hı -hı. E, yönetmen Can olumuzdan hiçbir ses yok. Hı -hı. E, e, yapımcı ya da senarist sanıyorum. O işte biz zaten şu an ikinci sezonu çekiyorduk hiç anlamadık diyor Ondan sonra Blue TV'den çocuk kilidi gelince bu içeriğimiz geri yüklenecek diye bir resmi duyuru yapılıyor günün sonunda. Evet. Hiç bir şey tutarlı değil ve mantıklı da gelmiyor hiçbir şekilde. Yani, yani evet. doğru olduğunu düşünüyorum hiçbirinin. Evet ben Blue TV sevmeye çalışıyorum. Böyle hareketleri çok sinirim bozuyor. Son işte Saygı dizisini yaptılar. Bu Behzat Ç'nin spin-off'u ve dizi koca bir böyle hükümet eleştirisi gibi bir, bir Türkiye hmm. gerçeğini yansıtıyor. Evet işte böyle içerikler yayınlayıp e, bu şekilde hemen korkmalarına çok şaşırdım. Ya Blue TV'nin ben de duruşunu hiçbir şekilde çözemiyorum ve çok sevdiğim bir platform da değil şey için böyle bazı içerikler için almıştım. Şimdi tekrar kapadım mesela. izleyip izleyip kapatıyorum yani. Böyle şey kafasına değilim. Destek vereyim. İşte Türkiye'den böyle bir platform çıktı falan değilim yani. Biraz gıcık oluyorum açıkçası bu tarz olaylara. <laughs> evet bir de yeterince içerik de yok dediğin gibi. Yok evet. Ama işte Filmleri arada da, güzel. aynen festival filmleri falan da oraya geliyor yani. <laughs> aynen aynen. mu bir mesela... Yani Türk, Türk festival filmleri için Blue var sadece. Evet. Şimdi de mesela Ajans diye bir iş yapacaklarmış. Algeke oynuyor. Gördün mü onu? Aa yok görmedim. Algeke bahsediyordu dijitalde olacağım diye ama Heh. ne olduğunu bilmiyorum. Blue'daymış. O da işte böyle bir reklam ajansının komedisi gibi güzel olacak gibi duruyor mesela. Aa çok güzel. Bak onun için tekrar alırım. ha Yayınlanınca alırsın. Sen Aynen. Sen Bartu beni izlemiş miydin? Evet. Sevmiş miydin? Yani iyiydi. Ben bayağı gülmüştüm ya. O tarz evet. bir şey olacaksa, öyle bir mizahsa kesin gülerim bana. Onu, o kadarını bilemeyeceğim. Bu, Bartu benim de mi Can Evrenoğlu yönetiyordu? Yok, hayır. Şey Pardon, işte. Tolga, evet. Aynen, Tolga Gerçelik aynen. Ee, sonuç olarak şunu söylemedik. Cüneyt Özdemir bunu hep yapıyormuş, onu gördün mü? Hayır. Yani Cüneyt Özdemir'in bu bir insan okuymuş yayınlarındaki. Rütük Başkanı bunu görürse doğrar diye. Ha, okey. Ama tweet atıyor muymuş ben şimdi. Evet, atıyorum diye sonra ekran görüntülerini koydu. Böyle bir savunmaya ha, okay. geçti o da. Anladın mı? E o çok linç linçadı zaten normal. Ben evet, de gördüm siz, o tweet'ini. Sonra da dedi ki ben e, aslında sansüre karşıyım. Bunlara hep karşı oldum. Bakın hep de tweet attım. Siz şimdi dikkatinizi buna verdiniz." dedi. Ama yani düşününce çok direkt Önüne atıyor. Yani diziyi adamın önüne atıyor. Konuşalım. Ya evet <laughs> aynen. Ya şöyle bir durum var. Bunu bence başkası yapsaydı işte önüne attın diye bu kadar linçlenmezdi. Bence Cüneyt ile alakalı bir şey bu. Zaten herkes çok kıl oluyor ve böyle hep bu tarz bir hareket bekliyor herkes ondan. O yüzden ha yaptı denilip linçleniyor. Yani bence şu an kendi duruşunu sorgulaması gerekiyor. Ki zaten bilmiyorum sorgulamalıydı çoktan da. E, belli bir kesim gerçekten hiç hoşlanmıyor kendisinden. O yüzden batıyor bu kadar hareketleri bence. Evet tamam bir de şöyle bir durum var. Nüfuzu çok fazla ya gerçekten işte Aşk 101 ile ilgili açıklama yapmak için AKP'liyi de konu kalabiliyor. Ne bileyim Ekrem İmamoğlu'nu da konu kalabiliyor. Böyle evet. fazla ismini bilindiği için tepki çekmesi bence çok normal ya. Ya haklısın normal aslında da ya bir de şöyle bir sıkıntısı var onun. Tam nereye konumlandığını ben anlayamıyorum. Yani bir gazeteci edasıyla işte ben AKP milletvekilini de çıkarırım, Ekrem İmamoğlu'nu çıkarırım e, Tribü ile mi hareket ediyor? Yoksa bir YouTuber gibi işte Pitlock dizisi hakkında şöyle bir tweet atayım, işte goy goy yapayım tarzında mı? <laughs> Kendisi de bunu bilmiyor, kimse de bilmiyor. Bence sıkıntı bu yani. Bir yere, bir yere konumlanması lazım. YouTuber'sa okey onu orada bırakırım. Gazeteci olacağım diyorsa belki hatta şu an izlemeye başlayabilirim yani. <laughs> Bence gazeteci olacağım diyor ama YouTube'da bunu e, yapacağı için alt jenerasyonu çekmek için sansasyonel hareketler yapıyor. O işte Deep Turkish Web'in müziğiyle olan videoları çok popülerdi ya. Evet. Onun ekmeğini yedi bence. O, o şekilde bir çıkış yaptı. Mesela benim gerçekten işte onun gazeteciliğini izleyen arkadaşlarım da var. Ama eminim ki o videodan sonra başladılar izlemeye. Tabii tabii ben de Cüneyt Özdemir'in YouTube'da program yaptığını o videolardan sonra gör şey yaptım yani önüme çıktı. Yoksa bilmiyordum. Evet Kesinlikle mesela hakkısı. bir tane Twitch gibi bir canlı yayın platformuyla anlaşıp oraya da yayın yapıyordu. Hani hep e, amacı işte Z neslini de çekebilmek. Evet evet ya bilmiyorum. Okey <laughs> Z, Z neslini oynasın o zaman sadece ya yani. E, bir yandan kendini belli bir kesime sevdirmek için de çabalıyor ya onu yapmasın o zaman. Peki e, şey olsaydı güler miydik o e, bu etiketliyor ya Rütük Başkanı'nı. Rütük Başkanı da Can Hı. Evrenol gibi gelip altına geri zekalı mısınız yazsaydı. <laughs> Vallahi keşke. Keşke böyle bir şey olsaydı. Evet, diğer şakam da bu arada eksen koca bir katıl butonu oluyor şakam vardı onu unuttum ya. <laughs> Buna da gülmüş alalım o zaman. Evet. Bunlardan çıkaralım. Evet, heh, şöyle bir teorim vardı. Bak eksene geri döneceğim ama şimdi Bunların hepsi tek tek kendi kanallarında 5 liralık katıl açmalarıyla e, eksende 10 liraya toplamaları arasında <laughs> bir fark var mı sence? Yani öyle yani. biz e, kendi katılımızla hayatımızı sürdüremezdik ama Acun'un katılıyla daha sürdürülebilir bir yaşamımız olacak diyerek giriyor herhalde herkes. Tabii ki tabii ki. Çok büyük paralar aldıklarına eminim ya. Ya ki zaten onların yani katıldan geliri vardır bilmem ne yani şeyler için konuşuyorum Berkcan Güven vesaire için yani onların hı hı. kazandığı paranın haddi hesabı yok zaten bir de bence şey olarak da yaklaşıyorlar biraz prestij egzende olmak falan diye düşünüyorlardı muhtemelen hani Acun'un işi herkes saygı duyuyor zaten Acun Ulcalı'ya e, anlama anlamadım bir şekilde şimdi de sen <laughs> <laughs> i̇şte <öyle>. master masterchef <laughs> izleyicisi değil misin ya evet ya bu sene sardım utanıyorum bu durumda bunu da çok akıllıca sormam. bu arada. Gerçekten o master şefle iyi bir sosyoekonomik seviyeyi ekran başına kitledi. Evet evet benim çok arkadaşım izliyor gerçekten. Normalde izlemeyen, TV8 izlemeyen insanlarda. Ee, şey, Acun bu arada Rainman'a e bir ara Survivor sunma teklifini etmiş. Öyle mi? Ay. Ee, Rainman kabul etmemiş falan. <laughs> ee, sen şey izlemiş miydin? Ee, Netflix'e yaptıkları Exatlon'u. Bir bölüm. Ben onun hepsini izledim. Sana helal olsun. <laughs> İki günde falan izledim bu arada. Binge watch işim yoktu. Oturdum izledim hepsini. Ve Orkun inanılmaz iyi sunuyor. Acun falan hikayeymiş yani. Orkun bayağı iyi sunuyor. Aa. Evet evet gerçekten çok iyi. Benim o kadar çekmedi. Öyle mi? Yani... Bilmiyorum böyle tarzı falan. Genç bir Alp Kırşan gibiydi. <laughs> ya, antipatik değildi bence ki Orkun bilmem bir sürü insan antipatik gelebilir. Hı. Bence iyiydi yani bayağı şey geri planda durduğu bir sunuculuk şeyi vardı yani hani orada Orkun Işıtmak izliyor gibi değildin. Bayağı sunuyor normalde biraz fazla bağırarak tek sıkıntı soydu. Neyse o, o formatta bu arada e, bence o tarz şeyleri şu an Exxon'a yapacak diye tahmin ediyorum hı hı. Acun. E, çünkü hep öyle şeyler yapmak istiyor da yine bu Rütük muhabbetlerine takılıyor. E, öyle şeyler gelir muhtemelen ama bu tabii ki almam için bir sebep olmayacak. Bu arada ben Acun'un bir tane röportajını izledim. Netflix'i yerelde geçeceğimize inanıyorum dedi. <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Orkun da kendini çok geliştirdi bu arada. Ben o yüzden şaşırmadım. Eski bir YouTube izleyicisi olarak Orkun'a NSF e falan kadar olduğum kadar sinir olmuyorum. Değil mi? Aynen. Ya yani ben e, hiç izlemezdim aslında ama hep bana böyle daha iyi şeyler yapıyormuş gibi geliyor uzaktan. Evet, evet. Yine yani popüler işler yapsa da bir şekilde geliştiriyor kendini. Ee, bir de şey bu 140. Junos'un youtuberlar e, şeyi vardı iki, iki bölümlük bir serisi vardı. Orada ki konuşmasını hatırlıyor musun? Şey diyor işte. Haftada üç video çıkarıyorum. Bunlardan biri yüksek prodüksiyona çok emek verdiğim oluyor. Biri orta oluyor. Diğeri de böyle dandik oluyor falan tarzı şeyler söylüyordu. Böyle hani şey de olayı da kavramış yani hani böyle evet. kendini de ka kandırmıyor. Bu kadar farkında olmasaydı herhalde bu kadar da yükselemeyebilirdi. Ya e, sonuçta şey bu böyle oyun videosu çeken utangaç bir çocuktan kafasını timsahın içine sokan bir <laughs> YouTuber oldu ya o bana çok ilginç geliyor. Evet 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 aynen doğru diyorsun. Ee, bir de şöyle bir bilgi var bende YouTube'da para nerede diye bir kanal vardı biliyor musun? Hayır. İşte e, ne, pardon ne kadar kazanıyorlar İşte PlayStation'da ne kadar kazanıyor? Ha, kanal mıydı kazanıyor? o? Ben bir video ya. görmüştüm. Yok böyle bir kanal var işte çeşitli meslek gruplarıyla video çekiyor ne kadar kazanmaya dair ortalama bir şey çıkartıyordu. Hı, hı. İşte bunun hakkında kısmına ne tıkladım ve ben Orku Dijital ile karşılaşmıştım. Onun o Onu ne anlamadım. Ya Orku'nun ajansıydı. Kendi hı hı. kaliteli bir prodüksiyonu olarak herhalde o kanalı yapmıştı. Ha kendisi mi? Kendi şeyinin ajansının, prodüksiyon şirketinin hı. YouTube kanalı mı? Hı hı. Vav wow, çok iyi. Bak Bunu YouTube'da bence... Bunu daha şu podcast'ten sonra bir araştıralım da. Tamam olur olur araştırırız. Bence YouTube'da gelinebilecek en iyi seviye şeydir yani. Kendi finanse edip bir de üstüne yeni yatırımlar yapmak YouTube'a. <laughs> Muhteşem bence. Produksiyon şirketi falan kurması. Evet Orkun Var bu arada o övdük. <gülüyor> evet. <gülüyor> Beklenmedik ya, <alakası> bir şekilde. <gülüyor> 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 okay. Son olarak sanıyorum İlker Canikli ile <laughs> Çok sevdiğin senin iki videosunu yaptın. Gelelim mi? <laughs> Gelelim. Kaçış yok. Şimdi Farklı Kaydet diye bir podcast platformu var. Burada podcast olduğu için ben devralıyorum konuşmayı. Bunların hmm. çeşitli kanalları var. İşte sporla ilgili, hukukla ilgili vesaire. Hukukla ilgili olanın adı da gereği düşünüldü. İşte bu podcast varken İlker Canikli'nin tamamen aynı isimde ve benzer konseptte video yapıyor. Ve insanlar buna tepki gösteriyor. Twitter'dan ancak kendisi bunu hiç eklemeden gelip laf sokuyor. Şu anda onları tam hatırlamıyorum ama direkt podcast'i yapan kişilere falan mention atıyor. Evet, evet, evet gördüm ben de. E, ve konu şeyden çıkıyor geçtiğimiz günlerde. Nilay Örneğin podcast'iyle aynı isimde bir televizyon programı yapılıyor. Benzer konsepte ona insanlar uzun bir süre tepki gösteriyor, ismi değişmiyor falan. E, bunun üstüne de İlker'in programın adı gelince tepki iyice büyüdü ama İlker hiç e, <laughs> oralı olmadı diyeyim. Peki şey Nilay Örneğin programın ismi mi şeymiş gereği, gereği düşünüldü? Yok yok o nasıl olunur diye bir program var. Sonra bir tane belediye kendi YouTube kanalına yanılmıyorsam bu manganın solistinin yanına bir tane konuk alarak yaptığı nasıl olunur diye bir programa başlıyor. Ha okey tamam anladım şimdi. Tamam, nasıl olunur şeydim Nilay Örneğin podcast'ta. Evet evet o da işte bir tane Aynen. konu kalıyor. Nasıl o kişi olunur gibi herhalde. Onun deneyimlerini ha. soruyor. Aynısını da okay. e, Üsküdar Belediyesi şimdi yanlış olmasını hatırlıyorum. Onlar yapıyor. Ve bu arada şu an iki tescil başvurusu var. Biri gereği düşünüldü. Bunu podcast yapanlar talepte bulunuyor. İlker Canik'le de gereği düşünüldü. Ünlem şeklinde bir başvuruda bulunmuş. <laughs> evet evet e, görmüştüm onu. Ve şey demiş şu anda eski tweetlerini indim bakıyorum ee, bu gereği düşünüldü platformunun kurucularından bir galiba kişiye şey demiş hanımefendi çok az takipçimiz var takipçiniz var ee, bunu reklam fırsatı olarak kullanıyorsunuz demiş evet inanılmaz inanılmaz ya. inanılmaz ya gerçekten <laughs> ee, bir de şey yapmış YouTube'da olmaz öyle saçma saç diye bir şey varmış tamam mı seri kuaför serisi Aha. ben hemen dava açayım buna falan demiş <gülüyor> <gülüyor> bu arada dinlenmeleri paylaşılmıştı gereği düşünürdün hani hukuk podcasti çok az dinlenecek bir konsept olarak görünüyor ama gayet kendi çapında iyiydi podcast dünyasında iyi dinlenme ne kadar oluyor mesela ya onlarda ben 30 bin hatırlıyorum da 30 bin wow. neydi onu Total'i miydi? Of, onu hatırlamıyorum şu anda ya. Çok hmm. yalan olacak. Bir programın 30 bin dinlenmesi inanılmaz olur herhalde diye düşünüyorum. Yok yok o Çünkü... bir değildi de. Değildi değil mi? Okey. Evet bunu bana şimdi baktık ya? <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam. tıklarım duyulsun istemedim. <laughs> ee... Ortalama bir şey merak ettim sadece. Belki biliyorsundur diye. Nope. Okey. İlker Canik'le ilgili ben cancellayamıyorum ama ya. Niye? Hayda. Yani mes <gülüyor> şöyle. <gülüyor> Mesela bir başkadır yazısı yazacakken videolarını izliyordum. Onlardan biri de işte Yalın Alpay'la çektiği bir başkadır incelemesiydi ve çok iyi bir video. Tabii bu Yalın Alpaydan dolayı böyle ama, hani günün sonunda böyle içerikler çıkaran bir platformda olduğu için bir şekilde tıklıyorum diyeyim. Evet evet doğru. Sana katılıyorum ya. Ben de videolarını seviyorum. Yani çok uzun zamandır izlemiyorum. Sadece işte ev arkadaşım ve onun arkadaşı çok izliyorlar. O yüzden biraz maruz kalıyorum ve maruz kaldıkça ne kadar sevdiğimi hatırlıyorum. <laughs> Yılın Fight <laughs> programları zaten inanılmaz iyi. Onun dışında ben onun şey sinema programlarından çok şey öğrendim zaten. Hani bunu hiçbir şekilde inkar etmem. Açsam izlerim yani yine. Sadece böyle bir duruş e, tribüne girdiğim için şu anda ne abone oluyorum ne izliyorum diyeyim. Ama Twitter'dan takip ediyorum bir şey yaparsa haberim <gülüyor> <yoksa> <gülüyor> Yaramazlık Mesela duygu, <laughs> duygu uysal da şimdi stajyer programıyla ünlendi. Hiç baktın mı onlara? Ee, arkadaşım bahsetti. Hiç bakmadım ama. E, e, duygu uysal benim böyle e, birkaç yıldır takip ettiğim bir isim de çünkü. Ha Kendim... öyle mi? <laughs> yani artık lisede miydi o zamanlar hatırlamıyorum. Bayağı evinde video çekmeye çalışan bir çocuk düşün. Belki yaşıtım falandır tam emin olamayacağım ama e, post 42 videoları nasıl olur diye parodi şeyler çekiyordu ve çok komikti. Hatta son şey oldu. Babalayla dalga geçti. Oğuzhan programı. Oğuzhan onu e, arayıp yanına çağırdı. Aa. Evet, çalışmaya başladılar. Herhalde yalan oldu sonra. Şimdi İlker'in yanında yükselişe geçti. Hatta İlker'le de parodi videoları çekiyorlar. O parodi kafası kızın komik bayağı. Hı -hı. Ama hep böyle işte Ozanur, İlker, Canikliğil gibi insanlarla çalışmayı seviyor Kız mı öyle çalışmayı seviyor diyorsun? Yani onlara denk geldi. Ben başka duymadım işbirliği olarak. Size bakacağım ya merak ettim baya. Duydum o stajyer muhabbetlerini. Hatta işte para para almadan çalışma muhabbet goy, goy falan yapıyorlarmış. Böyle şeyler varmış diye biliyorum. Evet evet. Bakarım. Bilmiyorum ya İlker Canikli Gil kendi kendi kendini sabot edip duruyor ya. Hiç böyle olaylara girmese beni mesela hiçbir şekilde kaybetmezdi ki uğrunda mıdır sanmıyorum. Hani. E, hiç değil. <laughs> hiç değil ona eminim kesinlikle. Ki hoşuna da gidiyordur hatta ya aslında şöyle de bir şey var tabii bunlar birbirini besleyen şeyler bu böyle olay oldukça drama yarattıkça falan e, takipçileri daha bir kemikleşiyor yeni takipçi geliyor falan öyle şeyler de var yani aslında ben e, olayı anlamamış olabilirim belki kendisi çok daha iyi anlamıştır yani bu sayede büyümüştür bu kadar. Ama bilmiyorum ya kaliteli bir kitle iş yapıyorsan bence kayıp etmen istemezsin yani. Ya haklısın ama e, kaliteli bir kitlesi var mı ondan çok emin değilim çok bence az kaldı onlardan başta izleyen hmm. tayfadan ee, çok böyle hocam hocamcı bir kitlesi var gördüğüm kadarıyla ee, ve baya kötü bir kitlesi var bence o zaman bir şey diyemeyeceğim ya çünkü benim aklımda hani çok büyük bir kitlen yoksa linçler senden çok bir şey götürmüyor Bir milyonsa 20 bin falan götürüyor ya böyle hmm, Evet. İlker'in benim kafamda hala yüz bin gibi bir kitlesi vardı o yüzden Doğru haklısın. Bir de yedi ilinçler de al bu şeyler değil yani. ırkçılıktan tut transfobiye bilmem ne. Böyle hani girişmediği konu kalmadı. E, o yüzden şey de değil. Gerçekten bayağı bir insan kaybetmiş olmalı. Hiç istatistiğini bilmiyorum ama. O, o dönemler bakmak lazımdı. Live count'una. Social Blade'den. YouTube <gülüyor> <gülüyor> Neler oldu diye. Hiç bakmadım. Evet ya. Yani üzücü. Bence insanlar artık bir Twitter kullanma şeyi mi verilmeli, dersi mi verilmeli, ne yapmalı? Nasıl yani? Ha, şey İlker Cenkli mi diyorsun? Cem Yılmaz'a da mesela. <laughs> Ay evet ya. Ya şöyle bir şey var aslında. Kimseye ders vermeyelim ki. Kimin nasıl bir tip olduğu ortaya çıksın böylece. Güzel oluyor. Yani çünkü ne bileyim eskiden e, hiç ulaşamadığın ünlüleri gözünde büyütürdün. Hani çok iyi, doğayan falan diye düşünürdün. Şu an bakıyorsun Twitter'da inanılmaz saçma sapan tipler çıkıyorlar. O düşüş güzel bence. Doğru ya. Yani. Benim mesela kimse öyle e, idolüm falan diyebileceğim kalmadı herhalde. Benim sıfır. Sıfır yani. Gerçekten. Kimseye de arkada çıkamam yani. Şu çok iyidir falan diye. Yarın öbür gün ne yapacağı belli olmuyor. <laughs> Böyle çok şey tipler var. Küçük kitlesi olan hani bir YouTuber falan da değil yani. Twitter'da öyle bir takım insanlar var çok sevdiğim. O Dramatasta kadar. pasta mesela. Mesela. <laughs> <laughs> Benim Can Sungur vardı örneğin. Sen onu da hmm. sevmiyorsun artık galiba. Artık evet. Ben de eskiden severdim. Mesela o şey linci yedi. E, törf linci yedi. Aha. Gördün mü onu biliyor musun? Yok görmedim. Ya yani törflerden mi linç yedi? Buna mı törf ona Turf dendi. Bu Cyberpunk oyunu var ya. Evet. Bu Cyberpunk oyunu işte gender fluidmiş. Baya işte istediğin cinsel organı falan takabiliyorsun. Öyle bir cinsiyet kavramı da yok sanıyorum. Okey. Bunun reklamında da bir tane kadın kullanıldı. İşte bakın buna seksi diyordunuz kaç santime kadarmış seksi dediğiniz gibi bir o kitleye o kıza yükselen ha. erkek gamer kitleye bir tweet attı bu. Sonra işte bir dinç geldi LGBT camiasından. Sonra da şey dedi, arkadaşlar ben bunun bu şekilde kullanıldığını bilmiyordum ki falan diye törf olaylarını araştırmaya başladı mesela. Şimdi hatta bir tane trans transpireyle video çekiyor, seri çekiyor. Bu ha. <laughs> bu sektördeki bu tarz ayrımcılık konularına falan değiniyorlar. Onu mesela çok iyi ele aldı mı diyeyim yani gelişti hakikaten hani benim de yaşadığım olsun. gibi o yüzden hala kendisi sevdiğim bir insan bu arada bilmeyenler vardır belki torf şey demek trans, trans dışlayıcı feminist demek ve twitter'da çok uzun süredir yani bilmiyorum aylardır bu trans dışlayıcı feminist dedikleri feministler ve trans feministler arasında ciddi bir kavga var ve sürekli yeni olaylarla alevleniyor yani bu da böyle bir şey. Evet, JK ee, benim Rowling de... link videona galiba atıfta bulunacaksın. Ha <laughs> <laughs> Yok yok, hayır alakası yok. Ya Benim de hiçbir şekilde ne tarafta durduğumu bilmediğim böyle biraz cahil kaldım. Yani çok okuyorum aslında ama hala yeterince şey hissedemiyorum. Bir tarafta olacak kadar bilgili hissedemiyorum, emin olamıyorum. Hangi tarafı okusam o tarafa hak veriyorum falan. Ve Can da yeni öğrenmiş olması doğal ve bunun üzerine kendini geliştirip işte şey yapması çok güzel bence. Güzelmiş yani. Tekrar sevebilirim demek ki Johnson Guru. iyi bir yola gidiyor. <laughs> Ama bir günde Twitch dramalarını konuşursak belki tekrar e, hoşlanmayabilirsin. Ne olur öyle bir bölüm yapalım. Sadece Twitch dramalarını özel. Tamam. Bunu araştıracağım tamam. ben. Tamam çok iyi. Ben de bakarım. O zaman tamam. E, <laughs> teşekkür ederim. <laughs> güzel bir bölüm oldu. Bir dahakine görüşürüz. Görüşmek üzere. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.